İki elektrodu da aynı, yani anoduyla katodu aynı fakat iki ayrı yarı hücredeki çözeltilerin derişimleri farklı olan hücrelere derişim hücresi ya da derişim pili diyoruz. Gördüğünüz gibi burada hem solda hem sağda çinko elektrodu var. Aradaki tek fark derişim. Sol tarafta 0,1 molar çinko sülfat çözeltisi varken sağ tarafta 1 molar çinko sülfat çözeltisi var. Demek ki sol taraf daha düşük, sağ tarafsa daha yüksek bir derişime sahip. Derişimlerin eşitlenmeye çalışılması küçük bir potansiyel farkı yaratma şansı tanıyor. Peki bu derişimleri nasıl eşitleyebiliriz? Öncelikle düşük derişime sahip olan tarafa bir bakalım. Daha düşük derişime sahip olan taraf, çözeltideki çinko artı 2 iyonlarının derişimini arttırarak kendi konsantrasyonunu yükseltebilir. Sizce bunu nasıl yapabiliriz? Yani çözeltideki çinko artı 2'nin derişimini nasıl arttırabiliriz? Çinkonun çinko artı çinko 2 iyonlarına dönüştüğünü düşünelim. Bu durum bizim istediğimiz derişimi arttırır. Önceki videolardan hatırlayacağınız gibi çinkonun çinko artı çinko 2'ye dönüşmesine yükseltgenme deniliyor. Demek ki yükseltgenme daha düşük derişim olan tarafta gerçekleşiyor. Tepkimeyi buraya da yazalım ki aklımızda kalsın. Çinko katısı çinko artı 2 iyonlarına dönüşüyor. Buraya bir de 0,1 molar ekliyorum ki sol taraftan bahsettiğimiz anlaşılsın, karışıklık olmasın. Aslında bu tepkimeye 2 elektron da yazmamız gerekiyor. Sonuçta 2 elektron kaybı yaşanıyor. Çinko katısı 2 elektron kaybediyor ve çinko artı 2'ye dönüşüyor. Bahsettiğimiz 2 elektron buradaki telin üzerinde hareket ederken de bir akım oluşuyor. Yüksek derişim olan tarafta neler oluyor olabilir bir de ona bakalım. Yüksek derişimi olan tarafın derişimini düşürmesi gerekiyor. Bu da çözeltideki çinko artı 2 iyonlarının derişiminin düşürmesiyle eşdeğer. Yani çözeltideki çinko artı 2 iyonlarının derişimini azaltmak gerekiyor. O zaman burada da indirgenmeden bahsedebilir miyiz? Çinko artı 2 indirgenirse yani elektron kazanıp çinko katısını oluşturursa çinko artı 2'nin derişimi azalmış olur. Dolayısıyla indirgenme yüksek derişimi olan tarafta gerçekleşiyor. Buraya çinko artı 2 iyonlarını yazmamız gerekiyor. Yine derişimi bir molar olarak belirtiyorum ki iki tarafı karıştırmayalım. Burada iki elektron kazanımıyla çinko katısının oluşmasını gözlemliyoruz. O zaman olaya bir bütün olarak bakmayı deneyelim. Şöyle bir çizgi çekeyim. Evet iki tarafta da çinko katısı var. Bunlar birbirini götürüyor. İkisinde de ikişer elektron var. Sol taraftaki çinko artı 2'nin başlangıç derişimi 1 molar. Sağ taraftaki çinko artekinin derişimi ise 0,1 molar. Bu durumda potansiyeli nasıl hesaplayabiliriz? Bu videodan önceki birkaç videoda Nernst denklemi ile hücrelerin potansiyelini nasıl hesapladığımızı görmüştük. Kendimize biraz yer açalım ve Nernst denklemini hemen şöyle bir hatırlayalım. Hücre potansiyeli E eşittir. Standart hücre potansiyeli E0 eksi 0,0592 bölü aktarılan elektronların mol sayısı n çarpı q'nun logaritması. Nernst denkleminin bir formu aynen bu şekilde. Şimdi biraz q hakkında düşünelim. Derişim pili için q ne olabilir? Q'nun tanımını düşünelim. Q eşittir. Düşük derişimi olan taraftaki çinko artı 2 iyonlarının derişimi bölü yüksek derişimi olan taraftaki çinko artı 2 iyonlarının derişimi. Değerleri yerlerine koyarsak 0,1 bölü 1. Q'yu bulmak işte bu kadar kolay. Peki standart hücre potansiyeli yani E0 ne? Bu pil için standart hücre potansiyeli ne onu arıyoruz. Hatırlayalım. Standart hücre potansiyeli standart koşullar altında ölçülen potansiyeldi. Yani çinko artı 2 iyonu derişimi 1 molar olmalı. İndirgenme yarı tepkimesini yazmakla başlayalım. Burada indirgenme gerçekleşeceğine göre çinko artı 2'nin hatta bunun değişiminin bir molar olacağını biliyoruz. 2 elektron kazanması gerekiyor. Böylece de çinko katası oluşuyor. Standart indirgenme potansiyelleri tablosundan bu indirgenme yarı tepkimesi için yazılmış potansiyeli bulabiliriz. Eksi 0,76 volt. Yükseltgenme yarı tepkimesi için çinko katısının çinko artı 2 iyonlarına dönüştüğünü göstermeliyiz. Standart koşullarda standart hücre potansiyelinden bahsettiğimiz için çinko artı 2 iyonlarının derişimi de 1 molar olmalı. 2 elektron kaybettiğimiz için bu bir yükseltgenme tepkimesi. Standart yükseltgenme potansiyelini bulmak için de tek yapmamız gereken standart indirgenme potansiyelinin işaretini değiştirmek. Yani 0.76 volt. Bunu önceki videolarda da birçok kez yapmıştık. Öyleyse standart hücre potansiyeli eksi 0,76 artı 0,76 yani 0'a eşit olacak. Bu da oldukça mantıklı. Sonuç olarak standart koşullar altında aynı derişimle başlamış oluyoruz. Bu durumda da voltaj farkı yaratamamamız gayet normal. Yani standart hücre potansiyeli 0. Bunu Nernst denklemimize de yerleştirebiliriz. Hatta sadece standart hücre potansiyeli değil de bütün bulduklarımızı yerleştirelim. Hücre potansiyeli E eşittir. Standart hücre potansiyeli yani 0 eksi 0,0592 bölü N. N diyoruz ama N neydi? Biraz yukarı çıkıp hatırlayalım. N aktarılan elektron sayısıydı. Bu durumda 2. Bakın 2 elektron aktarıyoruz. N'ye de 2 dedikten sonra kalan tek terim çarpı Q'nun logaritması. Q'yu 0,1 bölü 1 olarak hesaplamıştık. Yani 0,1 de diyebiliriz. Artık standart hücre potansiyelini bulalım. Hesap makinemi çıkarıyorum. 0,1'in logaritması eksi 1'e eşit. Bunu da eksi 0,0592 ile çarpalım. Ve de 2'ye bölelim. Sonuç olarak hücre potansiyelini 0,0296 volt buluyoruz. Yani pozitif bir sayı. Pozitif bir değer bize bu tepkimelerin istemli olduğunu gösterir. Bu değer bizim anlık hücre potansiyelimize eşit. Buradaki derişimleri hesaba katarak bulduğumuz bu potansiyel anlık hücre potansiyeli. Fark ettiğiniz gibi oldukça küçük bir değer ama sonuç olarak derişimlere bağlı bir potansiyel farkı. Yani derişimlerin birbirinden farklı olmasından kaynaklanan bir potansiyel farkı. Eğer bu derişimler birbirine yaklaşırsa ne olur? Sonuç olarak zaman geçtikçe Q'nun değişmesi gerekiyor. Derişimler birbirine yaklaştıkça Q büyüyecek. Bu durumda da anlık hücre potansiyeli düşecek. Hücre potansiyelinin değeri azalacak. Bundan da Nernst denklemini anlattığımız videoda aslında bahsetmiştik. Bir de iki derişimin de aynı olduğu duruma bakalım. O zaman ne olacak? Biraz yukarı çıkalım ve görelim. Önce Q'yu inceleyelim. Eğer iki derişim birbirine eşit olursa Q da 1'e eşit olur. Tekrarlıyorum ve yazıyorum. Eğer iki derişim birbirine eşitse Q 1 olur. Peki sonra? Çünkü bu durumda log 1'den bahsediyoruz. Hepimizin bildiği gibi 1'in logaritması 0'a eşit. Bunu yazarak çok daha rahat gösterebiliriz. E eşittir 0 eksi -0, 0,0592 bölü 2 çarpı 1'in logaritması logaritma bir sıfır olduğuna göre standart hücre potansiyeli de sıfır olacak. Bu aslında oldukça mantıklı değil mi? Hücre potansiyeli her iki yarı hücredeki çözeltilerin derişim farkından kaynaklandığı için derişimler eşit olduğunda hücre potansiyeli sıfır olur ve pil çalışmaz.